Herkese merhaba. En iyi onların yeni bölümüyle karşınızdayız. Devre arasını en iyi 10 bölümleriyle renklendirmeye çalışıyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Bugün de ligin ilk devresinde çektiğim en iyi 10 tezahüratı derledim. Hep beraber bunların arasından en iyi 3'ünü seçeceğiz. Bakalım hangileri olacak. Videoya geçmeden önce sizden bir ricam var. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi vakit kaybetmeyin, videoya geçeyim. İlk devrede iki kardeşin de maçını kaçırmamıştım. Evet, Bursaspor Ankaragücü takımlarından bahsediyorum. İki takım taraftarları da hem birbirlerini bağırlarına bastı hem de güzel tezahüratlar söyledi. Bakalım maçta neler yaşanmış. İlk devre ne zaman video atsam yorum kısmına abi biraz daha İstanbul dışına çık, abi işte İstanbul'un dışındaki maçlara niye gitmiyorsun diyordunuz. Ve bu sene ilk devrede bunu başardık. Ama bunu kimler sayesinde başardık? Hem Tribün Project hem Scoutium sayesinde biraz daha farklı illerde, farklı bölgelerde maç izleme şansı bulduk. Ne kadar çok beni desteklerseniz ben de o kadar çok uzağa gidebileceğim sanırım ikinci devrede. Bakalım neler yaşayacağız. Ama öncesinde Samsun Spor maçından bahsedeyim biraz. Samsun'a gitmiştim ve Güneyüzü'de izlemiştim Samsun Spor Keçiören Gücü maçını. Güneyüzü'de yer alan Forza Samsun ve Şirinler söylediği tezahüratta Samsun Spor'un nasıl yıllardan geçtiğini gösterdi aslında. Seni sevmenin bedelini çok ağır ödüyor. Bu taraftar geride kalsın. Kederli yıllar gelsin artık. Şampiyonluk, şampiyonluklar. Güzel tezahürat. Deplasmanda fark yaratan tahtalardan bir tanesi de Sakaryaspor tribünleriydi. Eyüpspor deplasmanını takımlar için kolaylaştırmak adına avazları çıktığı kadar bağırdılar. Maç esnasında söyledikleri bir tane marş beni çok etkiledi. Hem yazana hem Beselen'e alkış yapıyorum buradan. Gerçekten helal olsun. Göztepe'yi bu sezon evimde ziyaret edebilen şanslı insanlardandım. Niye? Çünkü Göztepe'nin maçlarına bilet bulmak çok zor. Göztepe'nin de bildiğiniz gibi İsyan Marşı çok meşhur. Ama İsyan Marşı'nı dinlemek için de Göztepe'nin kazanması gerekiyordu. Fenerbahçe maçında güzel bir galibiyet aldılar ve maç sonunda o meşhur İsyan Marşı'nı söylediler. Bence İsyan Marşı son dönemde bir tribünün, bir taraftar topluluğunun ürettiği en iyi marşlardan bir tanesi. Bilmiyorum siz bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz ama düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.
Kocaelispor'u geçtiğimiz yıllarda hem İzmit İsmetpaşa Stadyumu'nda ziyaret ettim hem de yeni stadyumlarında ziyaret ettim. Değişmem şanlı armağanı, bu sevda baba yadigarı, koreografisi ve ardından gelen konfetiler beni inanılmaz şekilde etkilemişti. Adana Demirspor Adana Spor maçına geçtiğimizlerde de gitmeye çalışmıştım. Ancak Adana derbisini hafta içine koyan TFF yüzünden gidememiştik. Bu sene o dileğimizi gerçekleştirdik. Adana derbisindeki yerimizi aldık. Adana gezimde hem Adana Demirspor'un arma tezahüratını canlı olarak dinledim hem de Adana Spor'un meşale şovuna şahitlik ettim. Bence gayet verimli bir hafta sonuydu. Eskişehirspor ekonomik açıdan zor günler geçiren takımlarımız arasında bulunuyor. Ancak taraftarı Eskişehirspor'u hem deplasmanda hem de kendi sahasında yalnız bırakmıyor. Devre sonunda çıkan istatistiklerde Eskişehirspor taraftarı 10.000 küsur ortalamayla takımını en çok destekleyen taraftar konumunda şu an. Ben de ilk devrenin son maçında Eskişehirsporlularla birlikte maç izlemenin keyfini, tadını çıkardım. Şimdi bazı takımlarımız 100 yılı aşkın bir tarihe sahip oldukları için bu takımlar ülke savaş gördüğünde savaş da gördü, darbe yapıldığında darbe de gördü ve barış olduğunda barış da gördü. Karşıyaka'nın Sultanbeyli Belediyespor maçındaydım ve Karşıyakalıların hep birazdan söylediği bir marş vardı. Yıl 1912, memlekette savaş günleri, baş kaldırdı, boyun eğmedi Karşıyaka'nın gençleri. Tabii ben böyle şeyleri duyunca biraz tüylerim diken diken oluyor. Sonuç olarak tribüncülük böyle bir şey. Takımlarda oyuncular geçer gider, yönetimler istifa eder, yerine yenileri gelir ama taraftar hep olduğu yerdedir ve cefakardır. Menemen Belediyespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor maçında bunun canlı örneğine şahit oldum. Zaten maç buz gibi bir havada oynanıyordu, ona rağmen tribünler doluydu. Çalınan davul bile soğuktan patladı ama tezahüratlar kesildi mi sandınız? Hayır, davul bir şekilde koltukta çalınmaya devam etti ve Menemen sporlar daha gür sesle Menemen sevdasını bağırdılar. Hayata seninle geldim. Hayata seninle geldim.
Deplasman tribünü nedir? Nasıl yapılır? Ankara Güçlüler sanırım tüm taraftarlara bunu gösterdi. Çünkü Ankara Güçlüler zaten normal içeride oynadıkları maçları da deplasmanda oynadıkları için herkes buna şahit olmuştur bir şekilde. Ankara Gücü Kasımpaşa deplasmanındaydı ve gerçekten yine farklarını ortaya koydular. Gelelim Kartalspor'un meşhur tezahüratına. Bunu videonun başında da söylemiştim. Hayatımda duyduğum en ilginç tezahüratlardan birisiydi. FIFA. FIFA, Kartal'da yaşayan boşnakların aslında getirdiği bir tezahüratlardan bir tanesiymiş. Bu tezahüratın hikayesini iyi bilen kardeşlerimden birisi yorum kısmına yazarsa biz de aydınlanmış oluruz. Evet, sezonun ilk devresinde çekebildiğim ve beğendiğim 10 tezahüratı sizler için derledim. Siz de yorum kısmına en beğendiğiniz 3 tezahüratı yazarsanız ilk devrenin en iyi 3 tezahüratını seçmiş oluruz. Sonuç olarak çekemediğimiz, atladığımız tezahüratlar da olabilir. Onları da yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.